Orada daha önce valiliğe bağlı olan bir yerin rehabilitasyonu da sağlayarak çok güzel bir merkez oluşturmuşlar. Önümüzdeki günlerde yine Emniyet, Jandarma, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün de katılımıyla ulusal düzeyde bir sempozyum yapmayı, aile içi şiddet ve bir sempozyum yapmayı planlıyoruz. Bunun hazırlıklarını şu anda yürütüyoruz. En azından gelecek nesilleri yetiştirirken çocuklarımızın farklı yetiştirilmesi noktasında, eşitlik ilkesini ve kadınların değerini artırması noktasında eğitim veriyoruz. O manada sürekli devam ediyoruz. Şiddetle mücadelede hakikaten bütün toplum kurumları ve bütün kamu kurumları bütünüyle bir araya gelmeden, herkesin el birliği etmeden, herkesin bir şekilde konuya müdahil olmasının sağlanmadan sonuç almamız mümkün değil. Ve biz şükürler olsun ki bu süreçte önemli bir zaman dilimi içerisinde bütün kamu kurumları olarak, bakanlıklar olarak, paydaş taraflar olarak bu eşgüdümü ve işbirliğini gerçekleştirdik. Asla tek bir kişinin dahi şiddete maruz kalmasını normal karşılamamız ya da buna tahammül etmemiz mümkün değil. Tüm dünya ülkelerinde maalesef esaslı bir problem olarak karşımıza duran şiddetle mücadele, bizim şiddetle mücadele için biz de 25 Kasım 2019 tarihinde imzaladığımız protokol kapsamında hazırladığımız koordinasyon planı çerçevesinde birlikte çalışmaya başladık. Nitekim Adalet İşleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bakanlığımızın koordinasyonunda yaptığımız bir koordinasyon planı çerçevesinde çalışıyoruz. Şiddet hiçbir zaman sadece şiddete maruz kalanların meselesi olarak düşünülemez. Şiddet bir suç ve toplumsal bir sorun. Kaldı ki özellikle toplumsal sorun kamu güvenliğini ilgilendiren tarafı itibariyle tam da İçişleri Bakanlığımızın ayrıca asayiş tarafıyla ilgilendiği bir mesele. Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için bir ciddi bir yara. Bu sebeple şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez, terk ettiğimiz zaman yönetilemeyen büyük bir probleme dönüşeceğini ve yönetilemeyen büyük bir asayiş problemine dönüşeceğini de tecrübeyle sabit biliyoruz. Şiddetin öğrenilme, özellikle çocuklar açısından öğrenilme pratiğini kesmemiz ve şiddetin uygulama pratiği içerisinde de sürenin devamlılığını kesmemiz gerekiyor. O yüzden şiddetin uygulayanının aile, çevre, sosyal çevre vesaire gibi herhangi bir şekilde meşrulaştırılması ya da normalleştirilmesi söz konusu değil. 81 ilimizde gerçekleştirilen toplantıların raporlarında yer alan bazı hususlarda yeni tedbirlerin alınması gerektiği sonucu ortaya çıktı bizim incelemelerimizde. Bunlardan bir kısmını müsaadenizle sizlerle paylaşmak, çünkü ortak bir kanaat olarak da ortaya çıkmış oluyor. Onları paylaşmak istiyorum. Birincisi, kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan tüm kurum ve kuruluş personelinin 6284 sayılı kanun uygulamalarıyla ilgili bilgi eksikliklerini giderecek eğitim çalışmalarının ivedilikle sağlanması gerekiyor. Bizim şu anda kadına yönelik şiddetle, aile içi şiddetle ve ısrarlı takip mağdurlarının maruz kaldığı şiddetle mücadele noktasındaki en esaslı uygulama mevzuatımız 6284 sayılı kanun, 2012'den beri yürürlükte ama hala daha bilinmeyen veya yanlış bilinen tarafları olduğunu görüyoruz. Özellikle uygulamacıların bu anlamdaki bilgi eksikliğinin giderilmesinin son derece önemli olduğu kanaatindeyim doğrusu. İkincisi, 2021-25 dönemini kapsayan ulusal eylem planının il düzeyinde uygulanabilmesi için il eylem planlarının hazırlanması ve çalışmalarının takibinin sayın valilerimiz tarafından yapılması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bunu da özellikle valilerimizden rica ediyorum. Üçüncüsü, 6284 sayılı kanunun 8/6 maddesi gereğince hakkında gizlilik kararı bulunan şiddet mağduru kadın ve çocukların başta il sağlık müdürlükleri, il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri olmak üzere
çeşitli kurumlarda gerçekleştirilen işlemlerinde bazı aksaklıklar yaşandığını tespit ediyoruz. Sahadan gelen bu noktada talep ve şikayetler de var. Mülki idare amirlerimiz bu noktada gerekli tedbirleri alabilecek donanıma da, bilgiye de sahipler. Bu noktada onların desteklerini özellikle rica ediyorum. Yine bir başka nokta, illerde gizlilik kararı alınan kişilerin farklı kurumlarda farklı sorunlarla karşılaştıkları tespit ediliyor. Valilikler tarafından ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde söz konusu sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarımızın da yürütüleceğine inanıyorum. Ayrıca mahkeme ve emniyet tarafından kurumlarımıza gönderilen formlarda şiddet mağduruna ait iletişim bilgilerinin bulunmaması sebebiyle mağdura ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oysa ki bir an önce ulaşmak, bir an önce erişimin sağlanması hem hayat kurtarmak ama sonrasında sürecin, o hak koruma sürecinin başlatılması açısından da son derece, takdir edersiniz ki, önemli.